yönetime el koymak zorunda kalmış. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir akılda kalanla daha huzurlarınızdayız. Şimdi bir kez daha siyaset ısınacak. Bir kez daha meydanlar da öyle, ekranlar da öyle. Biz de akılda kalan da bugün belki kabaca artık evetçiler ve hayırcılar olarak tasnif edeceğimiz tarafların isimlerini yahut zaman zaman sanat dünyasından, kültür dünyasından isimleri ağırlayacağız. Ama siyaset dünyasından evet ya da hayır tasnifi taraflarında ağırlayacağımız isimleri akılda kalandaki geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yani neydi o gelenek? Kürsülerde, meydanlarda evet'i, hayır'ı yahut kendi siyasi angajmanını anlatabilir ama en nihayetinde o da bu ülkenin bir parçası, bir baba, bir dede, bir anne, bir eş, bir sorumlu bir koca. Bu taraflarını bir çocuk, bir liseli talebesiyken yaşadığı anlar meselesi üzerinden akılda kalanı sürdürmeyi devam edeceğiz. Bu akşam da öyle yapacağız. Kendisini belki AK Parti'nin bir geçmişine sahip insanlar, hatta ta Milli Selamet'ten Refah Partisi'ne başlatabilir, isimler tanıyabilirler. Bugün eğer kendisini hala yeni tanıyan belki genç nesil varsa Gençlik ve Sosyal Güvenlik Bakanı yahut Çalışma Bakanı olarak tanıyan isimler. Sayın Mehmet Müezzinoğlu'yu yakından biliriler. Biz biraz Mehmet Müezzinoğlu'yu, bugün Mehmet Müezzinoğlu'yu yapan geçmişi, müktesebatı bugün akılda kalanda masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Çok teşekkür ederim Veys Bey. Akılda kalan izleyicilerine sağlıklı gelecekler ve huzurlu bir program diliyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Şimdi çalışır iken bu programı eski danışmanlarınızdan biriyle konuştuk. Diyor ki, odasına böcek koyulması hiçbir şey ifade etmez. Zira Sayın Müezzinoğlu kimseyle ilgili tek kötü kelime söylemez. Günlük yaşamında ne kadar samimi ve sıcakkanlıysa yapılacak işler konusunda tam bir ketumdur. Az dinler, çok dinler, az konuşur. Bu eski danışmanınız ne kadar haklı? %98 haklı. Konuşmaz mısınız? Hep mi dinlersiniz? Genelde dinlerim. Dedikoduyu dinlemem. İftira, fitne, onları dinlemem. Ama siyaset biraz kulis ve dedikodu değil mi? Doğru. Belki benim siyasette en çok zorlandığım kısım o. Bunu özellikle İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde arkadaşlara da söylemişimdir. Ya arkadaşlar, yapacak çok işimiz var. Biz yapacaklarımıza bakalım. Zamanımızı buna harcamayalım. Siyasetin zamanını veya geneldeki zamanımızı boşa harcamaktan açıkçası rahatsız olurum. Böyledir ama bir de siyasi pozisyonunuzu, ilişkilerinizi tasvip etmek adına yaptığınız doğrularda daha fazla kim ne diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onu çok fazla yapar. Ben de yapmaya gayret ediyorum. Çat kapım selam verdiğin kişidedir. Ansızın girdiğiniz bir esnaftadır. Tesadüfen elini sıktığımız merhaba nasılsın tanışabilir miyiz dediğiniz o kişidedir. Esasında nabız oradadır. Nabız o birinci çevre veya ikinci çevre halkada değildir. Sessiz kitlelerdedir. Sessiz kitleleri de o odada ya gelenleri dinleyerek ölçemezsiniz. O nedenle o birinci, ikinci derece halkalar mutlaka anlamlıdır, değerlidir. Ama orada üretmek için, daha iyi, daha doğruyu, daha güzeli yapmak için anlamlıdır, değerlidir. Ben bu anlamda biraz ketumiyetim belki ondandır. Bakanken ne kadar mümkün? Çok. Nasıl? Çok. Yani önemli olan zaman planlamasıdır. Bakınız Beyiz Bey, şu anda ortalama zamanımın %30'u normal bakanlık işlerinin dışında böyle hiç tesadüfen o beni tanıyabilir, benim tanımadığım. Merhaba, nasılsın, iyi misin veya tanışabilir miyiz? Yani geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı işte Bursa'ya gidiyorum. Ama ne il başkanımıza ne valimize Ankara'dan ayrıldığımın bilgisini vermedim. İnegöl'den geçerken gittim, bir ana caddede, caddede durdum, indim, tak diye bir esnafa girdim. Esnaf yaklaşık 7-8 dakika sonra beni tanıdı. Yani böyle bir muhabbet, tanışalım, çay ikram eder misin, işte ne var ne yok, işlerin nasıl gidiyor, ülke nasıl yönetiliyor falan filanı tanıyor musun, tanıyorum ama işte filanı tanıyor musun, evet ama ilgilenmiyorum. Beni tanıyor musun? Peki Sayın Müezzinoğlu diye biri var diyorlar dedim, ne dersin?
ya düzgün adam diyorlar ama derken göz göze geldik. Dedi ki ya siz o müezzin olursunuz. Şimdi orada yakalıyorsunuz işin samimiyetini, sıcaklığını, düzgünlüğünü veya aksayan yönünü, şikayetini. İşte evde yatalık annesinin veya engelli çocuğunun veya ekonomisinin sorunlarını veya bürokraside yaşadığı sıkıntıları. Dolayısıyla zamanın %1/4'ünü asgari ver veya 1/3'ünü mutlaka ama mutlaka sizin tanımadığınız ama sizden umudu olan, sizden beklentisi olan veya sizin onlara sorumluluğunuz olan kitleye ayırmanız lazım. Buradan ben şimdi bu anlamda bir şey söyleyeyim. Bugün tamam. Hemen yeni olanı. Ben 12 üst düzey bürokratımızı bakan yardımcımızdan başlayarak illere gönderiyorum. Bugün işte bir kurum başkanımızla Diyarbakır'daymış. Diyarbakır'da Çatkapı ev ziyareti yaptırtıyorum onlara. Gittiğiniz ilde bir emeklinin evine gidin, bir gazinin evine gidin, bir asgari ücretlinin, bir engelli evine, aşağı yukarı 4-5 eve hiç habersiz Çatkapı. Orada gittiği Çatkapı gittiği evde bir gazimiz diyor ki ben Suruç olaylarında yaralandığımda beni ilk ziyaret eden Sağlık Bakanı olarak müezzin oluydu. Şimdi o Çalışma Bakanı ve beni oradan telefonla görüştürüyorlar. Şimdi 2 yıl önce Suruç olaylarında gittiğiniz bir gazi ziyaretinden bugün yine bir bürokratınız gittiği ev örtüşüyor da oradan seninle ilgili veya icraatlerinizle ilgili olumlu veya olumsuzları yakalıyorsunuz. Dolayısıyla o bürokratlardan yani iş yapmak, aha, zamanı boşa harcamak ki parayla satın alınamayan en büyük değer zamandır. O bürokratlardan birkaçı da arkadaşım arıyorum cuma, genelde cuma günleri gidiyor. Cuma günü. Bugün itibariyle 81 ilimizi bitirdik. Bitirdiniz. Bitirdik bugün itibariyle. Bir arıyorum Samsun'dan, bir arıyorum Edirne'den çıkıyorlar. Evet. Şimdi biraz daha Sayın Müezzinoğlu'yu yakın plana almak adına bir nolu fotoğrafı bir alalım. Rumeli illerinden bir resim. Evet, bu benim herhalde dünyadaki kendime ait veya ailemizin bir kısmına ait tek en eski fotoğraf. Hı. Yani bundan daha küçüklüğümü gösteren bir fotoğraf. Hangisi sizin elimde olamam? Yok. Şimdi en sağ baştaki mi diyelim? Evet. Rahmetli babam. Aha. Onun omuzundan tuttuğu, kolundan tuttuğu benim. Orada beyazlı görünen kundakta dediğimiz, aha, kardeşim ve annem. Hmm. Onun arkasında duran rahmetli dayım. Hmm. İşte orada teyzem var, rahmetli eniştem var. Orada bu ayakta olan, benim o iki yan yana olan, aha, oturan ikiz kardeşlerdir. Annem, hmm, birine ana derim, esas kendikime ana derim, diğerine anne derim. Hmm. İki babam da amcam. İkisi de rahmetli oldu. İki kardeş, ikiz kardeşleri alıyorlar. Biz annemle... Sen babayla amca ikiz kardeş? Kardeş, annemler ikiz kardeş. Ha. Birine ana, bir yerine. Öndeki de annemin oğlu İsmail abim. Kendi diye, annenizi ana? Ana diyorum. Teyzenizi anamın anne. Kucağındaki kardeşim İbrahim. Annemin dediğim teyzemin önündeki, ha, de abim anne İsmail. Anne baba hayatta mı? Annem sağ, babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O yine diğer teyzem, teyzemin kızı o vefat etti. Allah rahmet eylesin. En geniş aile fotoğrafı diyebiliriz. Evet. Yani benim hayatıma ait en eski ve en geniş burası aile fotoğrafı. Burası Gümülcine'nin... Gümülcine'nin Kozlukebir köyü. Köyümüzdeki bizim ağıl dediğimiz yerde, hayvanlarının samanın otunun olduğu, aa, yerde bir açık alan. Bir fotoğraf daha, iki nolu fotoğrafı bir alalım. Bu benim rahmetli babamın köy müezziniydi. Benim de burada çok müezzinlik yaptım. Müezzinoğlu soyadı da buradan gelir. Babanızdan aldınız yani. Hayır, bizde soyadı yoktu Batı Trakya'da. Ama bana hep küçük müezzin, sonradan müezzin oldu diyorlardı. Ha. Ben Türkiye'ye ilk eğitim için geldiğimde babamın adı Ali rahmetli, soyadı yerine Alioğlu dediler. Beni ilk lise döneminde tanıyanlar Alioğlu diye tanır. Mehmet Alioğlu. Sonra soyadı, evet, Mehmet, ha, Alioğlu. Sonra üniversite döneminde dedemin rahmetli adı Mehmet'ti. Soyad yerine Mehmet'i koydular.
Yunanistan evet, öyle bir yer. Mehmet Mehmet. Beni üniversitede tanıyan arkadaşlarım Mehmet Mehmet diye tanır. Sonra mezun olmuş. Sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaat ettiğimde, Türkiye'den Yunanistan'dan kaçak geldiğimde vatandaşlığa müracaat ettim ve bana mezun ol dedikleri için soyadı talep etme hakkımız var. Soyadımı da mezun ol diye talep ettim. Dolayısıyla mezun olunu siz başlattınız. Sizin evet. Bizim ailede mezun oldu soyadı benimle başlar. İşte eşimin ve kızlar, evlatlarımın. Evet. Dolayısıyla burada oranın benim 8-9 yaşlarında itibaren o köyümüzün camisinde orada müezzinlik yapmışımdır. Babama vekaleten minaresinde de ezan okumuşumdur. Peki Gümülcene'de kardeşler var değil mi hala? İşte az önce söyledim. Annemin oğlu, teyzemler, tamam. Kendi kardeşlerim onların yok. Soyadı ne? Şimdi benim kendi kardeşim de Türkiye'ye geldiğinde o da kaçak geldi. O da vatandaşlarımın. Bizim aileye de sülaleye orada Şapçılılar derdi. Şapçılılar. Onun soyadı da Şapçılı. Biz iki öz kardeşiz ama benim soyadım Müezzinoğlu. Kardeşimin ilginç. Soyadı Şapçılı. Şapçılık mı yaparmış dediler? Hayır. Şapçı diye bir kazamız var. Bizim kazamız. Ve o kazadan köye geldikten Şapçılılar sülalesi. Sülalenin bir lakabı. O lakabı da o taşıyor. Hakikaten ilginç. Peki şu üç nolu fotoğrafı da bir görelim. Baba hep müezzinlik mesleği. Hayır, tabii köyün müezzini ama aynı zamanda çiftçi. Aa. Yani şey müezzinlik yaparken biz evet annem Rabbim sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Aa, çok, 85 yaşında şu anda. Babam da rahmetli oldu. Babaya benziyorsunuz. Genelde çok kaç benzetirlerdi. Üç kardeşiz. Bir oğlan kardeşim İbrahim, kız kardeşim de Ayşe. Maşallah. Evet. Bunlar herhalde son demlerim diyelim. Babamla olan son fotoğraflar evet. Allah rahmet etsin. Peki şimdi bir dört dolu fotoğrafımız var. Onu da bir görelim. Gümülcine'deki ev. Kozlukebir köyündeki. Hala mevcut durum galiba. Tabii evet. Bayağı böyle evet. Renkli süslü bahçeli falan. Biz de orada bahçe ve esasında daha şey olsa harem dediğimiz, bu ön taraf haremdir. Etrafı 2.20 duvardır ve oradan dışarısı mahrem görünmez. Kapıyı çalarak, izin alarak hareme girilir. Harem çiçeklidir böyle, çiçek bahçesi burası gibidir. Burası harem midir? Bunun ön tarafı haremdir. Bir nevi evin avlusu mu harem? Avlusu harem dediğimiz yani oraya girilmez. Onun yan tarafından da ağla geçilir. Orada da ağıl kısmında tavuklar, hayvanlar, işte ahır orada vardır. Onun da sizin doğup büyüdüğünüz ev? Hayır, benim doğup büyüdüğüm evin fotoğrafı biz devrettiğimiz için burada yok. Ama onu da esasında arkadaşlar bulabilirdi ama herhalde bu kadarını bulabilir. Benden bu kadar destek istemediler. Şimdi beş dolu fotoğrafı bir alalım. Bu da 1970 Türkiye'ye İstanbul'a ilk geldiğim yıl ve ilk fotoğrafım bu Türkiye'deki. Şimdi bu geniş hikayeniz oldukça geniş bir dinleyebiliriz. Burada köyde müezzinlik yaparak işte çiftçilik, bağcılık sonra İstanbul'a gelmek neden? Şimdi şöyle tabii ben ilkokulu bitirdikten sonra bizim Gümülcine'de iki tane ilkokul sonrası okul var. Biri Cevabayar Lisesi, diğeri de Medrese-i Hayriye. Cevabayar Lisesi'ne abim gitmişti. Abim orada çok başarılı bir eğitim olamadı. Başarılı olamayınca bende de bir Cevabayar'dan ziyade medreseye gideyim talebi vardı. Rahmetli babam da medreseye gönderdi. Gece sanat meslek lisesine gidiyorum, okuluna gidiyorum. Gündüz medreseye. Medresede 3. sınıfa girince Türkiye'ye de okuma hayalim. O 13-14 yaşında. Düştü? Nerede, kimden duydun? Yani orada bazı büyüklerimiz, abiler gidiyor. Adapazarı'nda bir abimiz okuyor İmam Hatip'te. Ona mektup yazdım. Dedim ki ya böyle böyle ben de gelmek istiyorum, yardımcı olur musun falan. O da benden 2 veya 3 yaş büyük. Olurum dedi. Ben tabii ondan aldığım destekle, o mektuplaşmadan aldığım destekle 3. sınıfın son döneminde bizde tarlada çiftçilik çok yoğundur. Tütün, en çok tütün, mısır, yonca. Bir gün yonca çevirirken niyetim de tabii artık bir taraftan gündeme getirmem lazım. Rahmetli babamla da çok iyi hukukum var.
O tarlada dedim ki rahmetli babama, baba okumak için ama korkarak izin Gümülcine'den başka bir yeri bilmiyorum. Rahmetli babamın da Türkiye'ye gelmişliği yok. Türkiye'de, İstanbul'da herhangi bir yerde bir akrabamız, tanıdığımız yok. Henüz daha 14 yaşında. İzin alma umudum çok az. Ama niyetim çok kararlı. Dedim okumak için Türkiye'ye gitmek istiyorum. Yani hiç beklemediğim bir cevap verdi. Rabbim mekan cennet eylesin. Oku da oğlum, oku da istersen Amerika'ya git dedi. Şimdi bu cümle benim için hayatımın belki de özgüven, büyüklerinin sana güvenmesi anlamında en büyük şeyi, dönüm noktası, kırılma noktası burada oldu. Ve ben bazen büyüklere hep evlatlarına güvenmemenin, onlara destek olmamanı gözlemlerim ve bundan rahatsız olurum. Yani çocuklarımıza ne kadar erken güvenirsek, onlara ne kadar erken sorumluluk verirsek, hadi oğlum başarırsın, ben sana inanıyorum, güveniyorum, ha veya hadi kızım diyebilirsek, esasında en büyük iyiliği yapmış oluruz. Siz kızlarınız aynı şeyi yaptınız mı? Yapabildiniz mi? Büyük oranda yaptığıma inanıyorum. Yani bir gün büyük kızım işte üniversitede şeyde, baba dedi okumak için Amerika'ya gitmek istiyorum. İşte 2-3 kız arkadaşı var. Gidebilirsin dedim. Eşime de teşekkür ediyorum. Ya orada yine hiçbir tanıdığımız yok, bir iletişim şeyimiz yok. Ama ona rağmen onları hadi siz başarırsınız diyerek gönderdik. Başardılar da. Hatta sonra demişimdir, bak bizim imkanlarımız yok ama, yoktu ama sizin var. Ben sizin yerinize olsam 2 yıl yalnız dünyanın değişik ülkelerine gider, 3 ay 5 ay orayı gözlemlerim, sonra da gelirim birikimimle Türkiye'ye dönerim. Yapılması gereken neyi karar verirsem onun kararını veririm. Baba hayır deseydi. Bilmiyorum ama şöyle, sonra tabii akşam eve gidince evde fırtına koptu. Annem razı değil, işte az önce dediğim teyzemler falan, çok mu çocuğumuz var, işte zaten orada kimse yok, bu yaşta kızan, bizim orada kızan derler, bu kızancık da oraları ne yapar falan. Sonra bir 10-15 gün sonra birden o şey, olumsuz hava kabus gibi koptu. Yani babamı da caydıracak noktaya geldi. Oğlum dedi vazgeçelim. O vazgeçelim cümlesi olunca biz sabah erken 5 gibi güneş açmadan sabah ezanıyla tütün tarlasına gideriz. Tütün kırmaya gittik. Ben sepetimi ayrı aldım. Sepetimi doldurdum. Saat 7.30'da otobüs geçiyor. Kazaya gidiyor. Tarlada dedim ki ben Allah'a ısmarladık gidiyorum. Oradan tarladan kaçtım, gittim rahmetin cüzdanından 1000 dirhami para aldım. Şapçıda bir şey de bilmiyorum. Şapçıda gittim, fotoğraf çektirdim. Karakola gittim. Dedim ki ben pasaport çıkartmak istiyorum. Bayağı kaçıyorsunuz. Tabii. Yani şeyden pasaport dediler ki babanın getirmen lazım pasaport için. Haydi şimdi tekrar adrese dönmemiz lazım. Öğleden sonra öğlen gibi falan döndüm gittim. Babam soruyor ne oldu? Dedim böyle böyle fotoğraf çektirdim. Karakollara müracaat ettim falan. Tabii onun da esasında niyeti bana destek olmak ama evdeki fırtına hayırlı olsun oğlum dedi. Madem sen niyetlisin hayırlı olsun dedi. Tabii o hayırlı olsun deyince dedim ki pazartesi, günlerden cumaydı. Pazartesi dedim ki baba seni karakola imzaya çağırıyorlar. Doğru, imzaya götürdüm ondan sonra. Sonra yoluna girdi. Bir de yine unutamadım. Tam trene bindiriyor. İşte elimizde bir valiz. Tek başına bir çocuk. İşte sirkecide aman paranı çaldırma. Hatırladığım cümlelerden biri bu. Trene bindirirken oğlum biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Önce kendini mahcup etme, sonra bizleri. Şimdi burada takıldığım ve hayatıma yön veren esas cümle, önce kendini mahcup etme. Bizde hep beni utandırdın, bizi evet. Utandırma, bizi mahcup etme. Doğru, biz de daha çok ben de bazen derim ki ya kendisini mahcup eden bir başkasını mahcup etmekten çekinmez. Bu en sevdiği annesi, babası, eşi de olsa. Ama kendisine yalan söylememeyi, kendisini mahcup etmemeyi merkeze alan bir kişi, kendisine saygısı evet. Olan. Dolayısıyla yine rahmetli babamdan bana en büyük hayat felsefesi, bir sana inanıyoruz, güveniyoruz. Önce kendine ni mahcup etme, sonra bizleri. Sonra tren, bir de istersen Amerika'ya git. Tren döndü sonra. O zor tabii. İstanbul'dan. Orada duralım. Bir reklam arası.
Bir reklam arası, sonra lokomotifin çufçufu ve sonrasına devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Sayın Bakan Mehmet Müezzinoğlu'yu ağırlıyoruz ama bakanlık meselesine gelmedik ki zaten gelmeyeceğiz. Bugün öyle bir derdimiz yok. Daha çok Sayın Müezzinoğlu'nun şu aşamada biraz böyle işte ergenlik, biraz ön ergenliği biraz geçtik. 14-15'li yaşlarındayız. İlginç bir hikaye, babadan alınan izin, izin verilmiyorsa kaçma teşebbüsü. Sonrasında babanın rızasıyla trene biniş ve Gümülcine'den İstanbul'a yolculuk. Tren, lokomotif hareket etti ve sonra. Yani sonrası belki de hayatımın en karmaşık dönemi. Belki o hayatımda karmaşık olarak sıkıntılı, sorunlu yaşadığım 14 yaşındaki dönem. Bir defa büyük bir özlemle ana vatana geliyoruz. Bir tanıdık yok, bir bildik yok ama ana vatan var. Ona rağmen nasıl, ana vatanını neredeyiz, desinden hissediyorsunuz Türkiye'nin? Orada doğmuşsunuz, akrabalar Gümülcine'de. Sabahları işte tütün tarlasında, işte sabah 7'de mi radyo açılıyor. Bir tane büyük bataryalı radyomuz var. İşte orada İstiklal Marşı ile açılıyor. Türkiye'den haberleri dinliyoruz. Bir uzun dalgadan haberleri dinliyoruz. Bir de bizim tabii ilkokulda Yunan İstiklal Marşı'nı söylüyoruz. Ama bizi öğretmenimiz pikniğe götürürken dağ başını duman almış şarkını. O bizim sanki bizim kendi milli marşımız gibi orada söyleyebildiğimiz. Bu baki Osmanlılıktan kaya. Yıl 1970'ler nihayetinde. Evet. Ha, ilkokulumuzda 60-65 tabii yani oradaki. Baki mi yoksa hani dededen oğula gelen? Hayır, Osmanlı'dan baki. Osmanlı'dan tamam, baki. Biz Osmanlı'dan buraya değil oraya aitiz. Tabii Osmanlı'dan baki. Yani bizim işte büyük bir milletin mensubuyuz. Ama o şimdi ana vatanda, biz burada azınlık kaldık. Yani dolayısıyla o fıtratta, gende, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değer o. Bugün de Balkanlara gittiğinizde hep ana vatan der. Yani oranın vatandaşıdır ama burası onun ana vatanıdır. Yani kendisi Arnavut'tur, Boşnak'tır, şudur budur ama Türk milletinin bir mensubudur. Yani o Osmanlı'dan kalan ve çok müthiş bir duygudur. Onu orada olanlar bilir. Güvendiği, anası babası gibi güvendiği bir ana vatan vardır. O gidip gitmemek ayrıdır ama zora düştüğünde, sıkıntıya gittiğinde orası onun sığınacağı yerdir. Dolayısıyla büyük babadır yani. Bu anlamda evet, büyük babadır. Şimdi tabii geliyoruz ana vatana. Ve işte niyetimiz şu. Adapazarı İmam Hatip'te abimiz var. Adapazarı'ndaki İmam Hatip'te abi bize öncülük edecek. Biz de İmam Hatip'e kaydımızı yaptıracağız. Gittik, dedi ki Ankara'ya gideceğiz. Gece işte 12'de biniyorduk, sabah iniyorduk otobüse ki masrafımız olmasın. Ankara'ya gittik, işte milli eğitime dilekçe vereceksin. İşte başlıyoruz. Aslen Batı Trakya'lı Türklerinden olup şu falan. Tamam, haftaya gelin. Tabii o abi bir defa götürdü Kızılay Meydanı'ndan milli eğitimi. Milli eğitim talim terbiye, oradan İçişleri Bakanlığı. Ama yaklaşık bir ay, şuraya 3 gün sonra gel, haftaya gel, oldu, olmadı, burada oldu, filan yere gideceksin, orada oldu, filan yere gideceksin. Bir taraftan okullar açıldı, bir taraftan bir türlü sonuca gidemiyoruz. En sonunda dediler ki olmaz, geri döneceksin. Tabii orada... O arada da bir ayın içinde o işte küçük Mehmet'i Adapazarı'nda İmam Hatip'in kapıcısı da dahil, okul müdürü falan herkes tanıdı. Çocuk uğraşıyor tek başına, yalnız, kimsesiz. Mektup yazıyor, telefon yok. Mektup yazıyoruz, bir haftada gidiyor, bir haftada da geliyor. En iyi erken haberleşme 15 gün. Bir senatör diye senatöre beni götürürler, eczacı, eczanede. Senatörün ne anlama geldiğini bilmiyorum. O da dedi ki salı günü işte Ankara'ya gel, filan yerde beni bul. Gene o salı günü, o zaman da demek salı günleri senato açılıyormuş, buldum. Beni Dışişleri Bakanlığı'na işte o kırmızı halının üzerinde yürüyorum. Şöyle ufacık bir boy. Rahmetli Çağal Öngel'in odasına girdik. Ondan sonra o da beni dinledi işte. Bir düğmeye bastı, birini çağırdı. Geri dönük olarak muhtemelen Yunan Dairesi Başkanı'nı çağırdı. Ondan sonra anlattım. Dedi ki efendim ancak ortaokulu alabiliriz.
İmam Hatip'i alamayız. Tamam dedim, fark etmez, ben buraya okumaya geldim. Yani artık bir an önce bir okula gireyim de ne olacaksa olsun. Ama dedi ortaokula girmen için birden başlaman lazım. Ben orada İmam Hatip o medresenin 3. sınıfını bitirdim. Normalde 3'ü bitirenleri tekrar 3'e alıyorlar. Dedim fark etmez. Yani okuyayım da. Ama dedi ilkokul diplomanı getirmen lazım. Benim ilkokul diploma getirme şansım yok. Tasdiknameyi almışım. Çünkü öbür tarafa kaydı yaparken diplomayı veriyorsun. Tasdiknameyle geliyorsun. Dedim benim diplomam orada. Benim elimde bu tasdikname var. Olmaz dediler. O da olmadı. Param bitti. Artık bir bakana çıktıktan sonra senatör falan umut da bitti. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da da Sirkeci'de Erzurum Palas Oteli diye bizim hemşerilerin gittiği bir otel. İhsan abi var, Allah rahmet eylesin. Günlerden cuma, cumadan sonra yola çıkacağım. Tren var yalnız o dönemde. Dönüyorsunuz. Dönüyorum. Dönüş için trenden bilet almaya gittim. Akşam 7'de tren hareket ediyor. Gişede bir yazı. Kolera nedeniyle tren seferleri durdurulmuştur. Yunanistan'a tren seferleri iptal olmuştur veya durdurulmuştur. Haydi. Şimdi bir taraftan gidiyor. Para yok, pul yok. Para gittim İhsan abiye dedim abi böyle böyle. Ya oğlum dedi işte gece bekçisi Arif var, onunla yatar kalkarsın, paran da olursa verirsin. Ama kaldık. Şimdi umut yokken durmak da, bir cumartesi işte serseri mayın gibi Sirkeci'nin orada gezdik. Pazar sabahları da o otele Zeytinburnu'nda, Bakırköy'de, Yalova'da, işte İstanbul'daki hemşehriler kim var acaba diye geliyor. Biz de acaba kim gelecek de bize merhaba diyecek veya bir tanıdık bulacağız. Öyle derken rahmetli... Yine umutlu bir insan mısınız? Yani gayretli bir insan mı? Direniyorsunuz yani. Biri gelecek de bir şey olacak. Yapacak bir şey yok. Çaresizliğin umudu. O dinler ki ama, dinlemesi ama bile zor. Ama şimdi yani. İşte en şey burada. Rahmetli babam köyden rahmetli oldu Hasan amcayla. Bir 500 rahmi para göndermiş. Tabii 500 rahmi o zaman için Türkiye'de 1000 rahmiyle gelmişim. 40 gün yetmiş. 1000 lirayla gelmiş, 40 gün yetmiş. Bu da 250 lira falan yapıyor. Güzel. En azından bir 10 günümüzü alıyoruz. Rahatladık. Bir sıra sonra sanki mucize. Hakkı diye medresede aynı sınıfta okuduğum, aynı yurtta, orada yurtta kalıyordum, aynı odada yattığım arkadaşım Hakkı. Hakkı hayırdır? Dedi ben buradayım. Neredesin burada? İmam Hatip'teyim. Nerede? İstanbul İmam Hatip'te. Ya Hakkı nasıl olur? Biz 40 gündür bakan da dahil gitmediğimiz yer kalmadı. Hakkı'nın cümlesi şu. Benim dedi burada dayım var dedi. Dayım benim işimi halletti. Ben bazen espri olarak Türkiye'de dayının ne işe yaradığını ben 14 yaşında öğrendim derim. Çok iyi. Ama orada benim hayatımdaki Cenab-ı Allah onlarca kapı kapansa bile binlerce kapının açılabileceğini o pazar günü gördüm. O pazar günü yaşadım. Ve Hakkı'ya dedim ki senin dayın benim işimi halleder mi? Niye halletmesin? Nerede dayın? Selami Çeşme'de. Atladık vapura, Kadıköy, oradan Selami Çeşme. Selahattin abi de, yenge de Allah uzun ömürler versin izliyorlarsa onlara şükranlarımı sunuyorum. Selahattin abi ertesi sabah bizi aynı akşam misafir ettiler. Aynı kendi evimizde gibi o akşam sıcak bir ev yemeği yedik. Sabah erkenden 8.30'da Selahattin abi bizi Cağaloğlu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirdi. Milli Eğitim Müdürü yardımcısı arkadaşıymış. Hemen bir yazı. Tasdikname falan filan yok. Tasdikname elimde. Diploma yok. İstanbul İmam Hatip 5B sınıfına misafir öğrenci olarak kaydının yapılması uygundur. Hakkı bizim 5B'ye gitmiş. Ben de Hakkı ile aynı koşullardayım. Pazartesi sabahı 3. derste İstanbul İmam Hatip 5B sınıfında öğrenciyiz. Sınıf arkadaşınız da Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Dolayısıyla binlerce kapının açılabileceği o güne geldik. Evet. Şu Altınalı fotoğrafı bir alalım. Sınıf başkanı Sayın Erdoğan. Ali Kul.
Ali Kul Bursa milletvekilliğimizi yaptı geçen dönem. Şimdi şu fotoğrafta görür görmez arkadaşlarımla bu mezuniyetten bir fotoğraf. Hayır, mezuniyetin 5B sınıfının pardon özür. 5B sınıfının fotoğraf. Pat diye ampülü, 5B. Ampülü görünce dedik bismillah. Bu AK Parti işi daha oradan buldum. Bu ampül neyin fikri? O zaman bizim sınıf arkadaşımızın işte orada Türkiye'dir. Aha. Türkiye. İstanbul İmam Hatip oradadır. Onu da biz AK Parti Genel Merkezi'nde çok benzettik. Şu anda yenileniyor. İnşallah yenisi yapılıyor. Ve Türkiye'yi aydınlatacak bir şey. Orada Türkiye üzerinde hocalarımız ve ampulün içinde de öğrenciler. Arkadaşlar resmi biraz aşağı çekmemiz lazım Sayın Erdoğan'ı görmek için. Sanırım en tepede. En şeyde bir böyle. Sizi nerede görüyoruz? En son. Çünkü okullar açıldıktan 25 gün sonra B'nin yanında. En son. Evet. Hmm. Biraz aşağı alabilirsek en üst yukarıda da Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada tanıdığımız başka bir bakan, vekil var mı yoksa sadece siz? Yani epey tanır. Hüseyin Goncagül'ü medya tanır. Hüseyin Goncagül. İşte bizim yine İdris Naim Şahin'i tanır. Eski bakanlar. Evet, eski İçişleri Bakanı tanır. Kamuoyu. Çok iyi. Ama herhalde fotoğraf biraz aşağı inemediler. Şimdi indi. Evet. Orada. En tepede ortada üçlü ve Sayın Cumhurbaşkanımız. 5B Seyfettin Esenlik o zaman münazaralarda Sayın Cumhurbaşkanımız Seyfettin Esenlik münazara kolundaydı. Rahmetli oldu Seyfettin. Şimdi 5B şimdiki lise 2'ye tekabül eden 5B. Lise 1. O zaman ortaokul 4 sene. Lise 1'e hatta işte burada da bakın ben 3. sınıfı bitirmişim 3'e gelmeye razıyım. Ondan sonra Çağlayangil diyor orta 1'e başlaman lazım, ona da razıyım. Bütün bunların hiçbiri olmuyor. İstanbul İmam Hatip 5B sınıfına. Sayın Erdoğan'la ilk tanışma hatırlıyor musunuz? Siz tabi o 5B'ye başladıktan kaç hafta, bir ay sonra filan mı başlamış? Yaklaşık 25, 4 hafta sonra, 3-4 hafta sonra başladı. Sayın Erdoğan'la ilk gördüğünüzde... Yani yanılmıyorsam onlar beni tabi işte bu Batı Trakyalı olunca Hakkı ile ikimiz Batı Trakyalı kontenjanı, diğerleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Biz yabancı uyruklu misafirleriz. Onlar sizi tanıyor. Onlar bizi tanıyor. Sonradan da o münazara kolu esasında bizim Tayyip Bey'i tanımamız, Seyfettin'i, o Haydarpaşa Lisesi veya işte Kabataş Lisesi ile finale kalırız. Finalde İstanbul İmam Hatip, İstanbul İmam Hatip'in de münazara şeyi Tayyip Erdoğan, Seyfettin Esenlik falan. Sonra hukukunuz nerede daha çok gelişti? Esas hukukumuz tabii sınıf arkadaşı ama o çok hareketli. Biz o zaman daha böyle mahcup, garip, tabii o yaşadığımız farklı sıkıntılar da oldu. O bir acı hatıradır. Aralık ayında okula iki tane polis geldi. Hakkı'yı arıyor. Hakkı Sadık kim? Hakkı Sadık işte benim girmeme vesile olan dayısının, bize dayılık yaptığı Hakkı. Elinde bir kağıt Hakkı'ya. 3 gün içinde Türkiye'yi terk etmesi, şayet 3 gün içinde terk etmezse polis nezaretinde sınır dışı edilecektir yazısı. Biz tabii yine bir daha hayallerimiz, umutlarımız karmakarışık. Hakkı'ya bu yazı gelecek, geldiyse bana da gelecek demektir. Zaten o geç girmişiz, 3'ten 5'e geçmişiz, birçok dersin adını bilmiyoruz. Zaten yazılarımız 2, 3 zayıf geliyor, kötü bir karne. Gün saymaya başlamışız, Şubat tatiline 58 gün kaldı, 57 gün kaldı. Bir de o polisler okula gelince bizde ipler koptu. Eyvallah. Dedi ki yani buraya kadarmış. Bana o yazı gelmedi ama yani Hakkı'ya geldiğine göre bana da gelecek. Dolayısıyla durmanın alemi yok. Sonra okuldan bizim büyükler Ali Rıza Ercan'ımız devreye girdiler. Yabancılar şubesiyle görüşüldü falan filan. Ya bu çocukları Şubat tatiline kadar idare edin. Neymiş? Hakkı niye aranıyormuş? Ya tabii o aranma değil. Sonradan tabii bana da geldi aynı şey. Türkiye'nin bu tabii ilk defa bunu söylüyorum. İdeolojik duruşunun acı tablosunu biz o dönemde yaşamadık. Çağlayangil'in söylediği cümle şuydu. Evladım Batı Trakya'nın din adamına ihtiyacı yok. Biz seni İmam Hatip'e değil ortaokula alalım. Ortaokula da.
Sonra Dışişleri Bakanlığı İmam Hatip'lilere oturma izni, daha doğrusu ikamet tezkeresi vermiyor. Hakkı işe erken başladığı için ve de İstanbul'da işi bitirdiği için Ankara bürokrasi Hakkı'ya Aralık ayında döndü. Ve Şubat tatiline kadar idare etmelerine rağmen Hakkı Şubat tatilinde vize alarak Türkiye'ye gelemedi ve eğitimi kaldı. Eyvah ya. Şimdi Hakkı'nın o fotoğrafı Şubat tatilinde beni de olumsuz etkilemesine rağmen yine rahmetli babam, oğlum dedi, zaten yapacağın burada tekrar okula gitme şansın yok. Tahsil hayatın bitiyor. Bir dene nasip dedi. Ve ben ikinci dönem tekrar geldim. Nisan ayının sonlarında, 23 Nisan'dan sonra iki polis, Mehmet Alioğlu kim? Benim. Yine aynı yazı. İşte 3 gün içinde sınır dışı edilmesi, çıkması, yoksa polis nezaretinde. Bu sefer yine biraz tecrübe. İşte çağırdı beni Halis Yayacı hocamız. Evladım dedi, devamsızlığın var mı? Yok dedim, hiç devamsızlığım yok. O zaman dedi 19 gün devamsızlık hakkım var dedi. Ben dedi şimdi yabancılar şubesiyle konuşacağım. Hesap yaptı. Seni burada 17 gün idare ederlerse 17 gün sonra çıkarsın. Devamsızlık hakkını da kullanırsın. Seneyi tamamlamış olursun. Ha, ondan sonra o şekilde biz 17 gün yabancılar şubesinden bize izin alındı. Ve izin devamsızlık hakkımızı da kullanarak. Sizin durumunuz ne? Yunanistan yabancı uyruklu öğrenci. Yabancı uyruklu öğrenci. Öğrenci ama vizeniz oturma tahsil vizesi alman lazım. Ha. Tahsil vizesini de İmam Hatip'e vermiyor Dışişleri Bakanlığı. Niye? Batı Trakya'nın din adamına ihtiyacı yok. Hani ben bunu özellikle ondan sonra yaşadığımız dönemlerde işte bu başörtüsü, İmam Hatip falan ne kadar ideolojik ve ne kadar acıtıcı bir şey. Yani Balkanlardaki 14 yaşındaki bir çocuğun anavatan hayaliyle buradaki karşılaştığı tabloların ben esasında bunu yakın zamana kadar da yalnız kendi içimde, kimseyle paylaşamıyorum. İçimde bu acıları ama artık konuşabiliyoruz. Tabii bana kapı açan Hakkı ya kapılar kapar. Hakkıyla görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Durumu ne? Görüşüyorum. Yani köyde çiftçilik yaptı. İşte hayatını karartan bir muameleye maruz kaldı. Siz nasıl geçtiniz o? Ondan sonra sınıfı karne alınca, tıp fakültesine geçeyim istedim. Seneyi tamamlayınca ondan sonra tahsil vizesi verdiler. Bilseniz seneyi tamamlamış, sınıfını geçmiş tahsil vizesiyle ondan sonra rahatladık. Sonra farklı zorluklar gene başladı. İlginç bir üniversite hayatı da var. Atatürk Üniversitesi Ziraat. Ama burada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Gençlere. Ne olur? Üzerlerine düşenin yılmadan, bıkmadan, inadına zorlasınlar. Kapı kapandı, zor falan demesinler. Kapı bir tane kapanırsa onlarca kapıyı Cenab-ı Allah onlara açar. Yeter ki cesur olsunlar, kararlı olsunlar. Hele sizin hikayeden sonra yani. Evet. Şimdi doktorsunuz, tıp bitirmişsiniz ama öncesinde Ziraat Fakültesi var, hukuk var, edebiyat var filan. Baya ilginç bir üniversite hayatı. Bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından da şimdi burasını konuşalım kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. İlginç bir biyografiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Müezzinoğlu'yu akılda kalanda konuşuyoruz. Ziraat Fakültesi Edebiyat ve Hukuktan sonra tıp. Şu fotoğrafı bir alalım önce, Yedinoğlu fotoğrafı. Burada da yani gelince, tıpa gelinceye kadar kafalar hayli karışmış anladığımız kadarıyla. Burası tıp kaçıncı sınıf? Burada daha henüz ikinci sınıf. Kemik çalışıyoruz. Sabaha kadar çalıştığımız bir femur başını herhalde. Orada yine kalça kemiği var masanın üzerinde. Kalın kitap. Öyle tekrar mi? Başa dönseniz yine tıp fakültesi. Tabii çocukluğumun hayaliydi. Yani peki araya sıkışan bu Ziraat Fakültesi şu. Bir defa 1974 İmam Hatip'i bitirdim. Yine okul biter bitmez aynı gün ve ertesi gün Batı Trakya'ya gidiyoruz. Niye? Tarlada iş var, tütüncüyüz, tütün işliyoruz ve tarlaya döndük. Tarlada bir sabah tütün kırıyoruz. Tarlada en büyük şeyimiz de yine radyo. O zaman biraz daha şey, bu el radyoları çıkmış. Biraz daha radyoda küçülmüş. Rahmetli Denktaş Kıbrıs çıkartmasını haberinin ilk şeyi oldu.
1974 Kıbrıs çıkartmasını tütün tarlasında muhtemelen sabah 7 gibi tütün kırarken, sonra yine rahmetli Ecevit'in işte Barış Harekatı, biz tabii birden bir taraftan tütün kırıyoruz, bir taraftan heyecan, karmaşa, mutluluk, korku, her şey var. Batı Trakya'dasın ve bizim köy 450 haneli. Hemen bir baktık ki 4-5 saat sonra işte tanklar geliyor köye. Ve o Kıbrıs çıkartması döneminde aynı gün akşam sokağa çıkma yasağı. Bizim merkezi bir köy, sınıra doğru Yunan tankları geçiyor. Türkiye Yunanistan sınırına sığınak yapıyor. Oradan Türkiye Batı Trakya'ya gelecek. Ah bir gelse biz de kurtulsak. Bir taraftan onu bekliyoruz. Bir taraftan köy sarılmış. Böyle, ama bir taraftan da ben İmam Hatip'i bitirmişim. Lise Park dersleri için gelmem lazım. Lise Park derslerini vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili girdiğim sınava dan ODTÜ matematiği kazandım. Ama bir İmam Hatip diplomasıyla giremiyorum. Lise farklarını vermem lazım. Ama bir taraftan da sınır kapanmış. Dönemiyoruz. Tabii yaklaşık bu ikinci harekat başladı. 40-45 gün sonra Ağustos ortalarında otostopla Türkiye'ye gelmeyi yola çıktım. Tabii o çok maceralı bir otostop yolculuğundan sonra Türk tarafına geçtim. Ama yabancı uyruklar sınavını kaçırmıştım. Lise farkları için günleri kaçırmıştım. İmam Hatip diplomasıyla öğrenci alınan yalnız bir yer vardı. Erzurum Atatürk Üniversitesi. Erzurum Atatürk'e gittim. Orada işte şu edebiyatı alıyoruz, şey alıyoruz, ziraatı alıyoruz. O zaman ben ziraatı seçtim. Bir yıl ziraatta okudum. O arada Erzurum Atatürk Lisesi'nde de lise fark derslerini vererek niyetim bir taraftan ziraata devam etmek, lise diplomasıyla da İstanbul hukuka girip bir taraftan hukuk okumak, ona devam mecburiyeti yok, bir taraftan da ziraatı bitirmek, ama çocukluk hayalim hekimlik. Ertesi yıl girdiğim yabancı uyruklar sınavında ilk 9'a girince ikinci sınıfın kaydını yaptırmıştım Erzurum'a, ki o zaman 2000 lira gibi kayıt parası hep böyle yüreğime oturur, kitapları da almıştım. Sonra sınav sonuçlarını arkadaşım aradı, yurtta anons ettiler, indim. Dedi ki ilk 9'dasın, her yere girebiliyorsun. Öyle olunca hemen aynı gün Erzurum defterini kapattık. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından 3009 nolu Mehmet Mehmet olarak kaydımızı yaptırdık. O zamana kadar Mehmet Mehmet'siniz daha. Mehmet Mehmetoğlu. Mehmet Alioğlu bitti, Mehmet Mehmet dönemine geçti. Evet. Peki sonrasında şu 9 nolu fotoğrafı bir alalım. Hanımefendi de Gümülcineli. Aynı köydeniz, aynı köyün aynı mahallesindeniz. O zaman bir çocukluk aşkı mı? İlkokulda, ilkokul birlikte, ama ben 5'teyken o 1'de 2'de. Aramızda 4 sınıf, 5 sınıflık bir fark var. İlkokul aşkı meselesi var mı? Yok, ilkokuldan ziyade çocukluğu, gençlik. Yani ben İmam Hatip'ten tatillerde, Şubat tatilinde gidip gelirken, bir de mahallemizden ben mecburen merkeze giderken onun evinden, her halükarda evinin önünden geçiyordum. O da evin önünden geçerken benim önüme çıkıyordu. Güzel. Evet, ve geçtiğimiz cumartesi, cuma akşamı yapsaydık geçen hafta programı, öyle Sayın Başbakan'la yurt dışı olmasaydı, evlilik yıl dönümümüz. İyi ki yapmamışız o zaman. O günü sabote etmiş olduk. Evet, 40 yılı bitirdik. Tam 40 yıl. Rabbim kendisinden razı olsun. Maşallah. 40 yıllık bir aile hayatımız oldu. Az önce kemiği gösterdiğiniz fotoğrafın sınıfı ikinci sınıftayken de evlenmiştim. Üniversitede öğrenci. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 1977. Erken mi evlenilir sizin orada, yoksa siz mi? Bu erken evlilik değil, vaktinde evlilik diyorum ben buna. ben 23 yaşında, o 19 yaşında. Tabii. Erzurum'a, Kıbrıs çıkartmasından bahsederken unuttum onu. Kıbrıs çıkartması olduğu gün rahmetli amcam dünür olarak istemeye gidecekti. Sokağa çıkma yasağı olunca tabii erkene alındı.
gündüz ikindiden sonra gitti. Genelde bizde üçüncü gidişte kızı verirler. Ama olağanüstü durumda ilk kez işte hayırlı olsun dediler. Ben de bazen hanıma takılırım, derim ki ilk işte yani ne kadar meraklıymışsınız ilk istemede daha. Baban seni ama bana verdi. O hal evliliği olmuş yani. O hal evliliği, evet. Yani. Peki. Daha ama sonra bu şey, o anlattım, nişan 1974 Kıbrıs çıkartması, evliliğimiz 1977 ve 18-19 Şubat. Ne güzel. Şimdi bu evliliğin mis gibi bir 13 numaralı fotoğrafı alalım. Allah sağlık versin. gelmiyor. Bu da meyveleri. Bu evet. Bu büyük kızım Nesrin, küçük kızım Feride. Feride daha çok siz. Evet, Feride daha çok öyle. Nesrin de daha çok anne. Siyasetçilere hep sorarım. Yeterli vakit ayırabildiniz mi? Kesinlikle ayırıyorum. Ayrı çocuklar. Onlara da sorsanız onlar da o anlamda dolu doludur. Siyaset zaman falan. Planlamasını ben bu anlamda, yani tabii ki yer yer ihmal edilen boyutlar oluyor ama çocuk şunu hissediyorsa veya aile, benim ihtiyaç duyduğumda babam yanında, büyüğüm yanında, bunu duyuyorsa mesele yok. Öyle veya böyle onların bana ihtiyacı olduklarında mutlaka yanlarında olmak veya onların zaman ayırmayı, planlama yaptığınızda, bazen bu sabah derim ki mesela bu akşam çıkarken küçük kıza dedim ki ya yarın sabah erken birlikte kahvaltı edelim. Niye? Yarın Ankara'ya gideceğim. Tam kapıda çıkarken karşılaştık. Yani bunu başarabilirsin. Yeter ki aileye değer ver. Yeter ki o aile kurumun saygınlığına ve gücüne katkı sağla. Ben yani kendilerine sorulsa ne hissederler ne derler ama vicdanen onların da o noktada olduğuna inanıyorum. Bunu her siyasetçi söyleyemiyor çünkü, onun için sordum özellikle. Ben yani siyaset yaptığım sürece hep şunu söyledim. Arkadaşlarıma da söyledim. İş düzeninizi ve ev düzeninizi sakın ha bozmayın. Onlar bozulduğu zaman benim size onları düzeltmek için katkım olmaz. Tabii. Dolayısıyla sonra siyasetçi ev ve iş düzeni bozduktan sonra hem saygınlığını kaybeder hem de katkısını kaybeder. Doğru. O nedenle evimiz, ailemiz, işimiz sonra da topluma ve millete o değer verdiğin değerler uğruna fedakarlık. Kızlarımız ne iş yapıyor şimdi? Tabii büyüdüler, kaç yaşındalar? Şimdi büyük kız tabii 78 doğumlu. O bizim özel bir hastanenin kurucusuyum ben. Şimdi oranın yöneticiliğini yapıyor. Sağlık işletmesi, işletme bitirdi. Sağlık baba mesleği işletmesi yapıyor yani. Ve doktor iyi mu? Bir yönetici oldu. Küçük kız işte bir... Küçük torun var. O küçük toruna annelik yapıyor. Şu anda. O daha önce hastane iletişim işlerine bakıyordu. Maşallah. Ama şimdi torunla iki evladı var. İkisinin de birer abi, birer kız kardeşleri var. Ne güzel. Dört tane de torunumuz var. Torun mu? Rabbim ömürlerini bereketli, bahtlarını açık eylesin. Amin. Tüm evlatlarımız. Amin. O zaman şu şeyi bir alalım. 16 nolu videoyu bir alalım. Video da mı? Videomuz da var. Her şeyimiz var Sayın Bakan. Gelsin. Aa, bu Ahmet'imiz. Evet. 16 nolu video. Devşehir'in olmadığın zamanlar seni çok özlüyoruz. Oh, bak dedeciğim, senin gibi Beşiktaşlı olduğun için çok mutluyum. Oh, bu benim sevgili para... arkadaşım, seninle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Dede, seni çok seviyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Bunlar sürpriz oldu. Dedeciğim. Bu da Meryem'imiz. Evet. Bu size sürpriz. Sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Torun mu evlat mı? Yani ben tabii genelde torun denir, torunların yeri ayrı ama evlatlar çok farklı bir şey. Yani ben iki evladımda da Rabbim çok büyük zenginlik nasip etti. Ama kendi adıma da baba evlat ilişkisinde rahmetli babamla, ailemle çok mesela işte 14 yaşında çıktım, işte gurbet falan filan ama şu var ya, ailenin arkanda kapı gibi hissetmek. Ta o Batı Trakya'da. Ben İstanbul'dayım, Türkiye'deyim, Erzurum'dayım, fark etmiyor. Benim güvenebileceğim babam var, ailem var. Onu bilebilmek ve onu hissedebilmek esasında en büyük güç. Ben o anlamda çok kendimi çok şanslı sayarım. İnşallah evlatlarım da o anlamda kendilerini şanslı sayar. Evlatlara bu düşkünlük, yalnızlığı bu uzun aileye, zaman yaşamış belki olmakta aileye. Ben mesela işim biter bitmez... İlk işim böyle şurada takılayım değil.
Hemen ilk işim eve uğramak. Orada Ayşe ne yapıyor? İşte Zeynep ne yapıyor? Meryem ne yapıyor? Hanım ne alemdesin, neredesin? Dolayısıyla biraz eve düşkünlüğüm vardı. Belki siyasetin zorlandın mı dersen zorlanmadım. Çünkü planlamayı iyi yapıyorsanız onlar oturuyor. Bu planlama lafını sık sık altını çizdiğinize göre planlamayı bayağı önemsiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama tamam. Ne güzel şeylerini almışsınız, sonuçlarını. Zaman çok önemli. Yani iyi planladığın zaman hepsine zaman bulabiliyorsunuz. Ne güzel. Biraz gözleriniz bulandı, biraz düşkünüz galiba. Evet yani. Torunlara. Allah muhabbetinizi artırsın. Allah muhabbetinizi sürdürsün. Şimdi bütün bunlar içerisinde bu kızlar çocuklar büyürken doktorluk, özel sektörde doktorluk, devlette doktorluk, hastane işletmeciliği filan. Sonra şimdi yavaş yavaş biraz siyaset diyelim. Şu şeyi bir alalım. İyi. 17 nolu fotoğrafı bir alalım. Adayınız Doktor Mehmet Mezinoğlu Refah Partisi. Yıl kaç yılı? 1992. Neresi? Ara yerel seçimler Avcılar. Milletvekili adayı. Yok, belediye başkan adayı. Şimdi burada tabii yine biraz zaman. Esasında en çok sevdiğim bugün de dahil hekimlik. Yani böyle hani hastayım denir ya, bu mesleğimin hastasıyım, böyle çok severek yaptım. Çok da mutlu oldum, çok da başarılı oldum. Mesleğimde çok da sevildim. Çok maddi manevi bütün zenginlikleri mesleğimde yaşadım. Siyaseti de açıkçası çok severek yaptım mı derseniz zor bir soru. Hani bu kadar 20, 92, 25 yıl oldu, bir sorumluluk olarak yaptım, severek diyemeyeceğim. O zaman başa dönseniz tekrar siyaset yapmazsınız anlamında. Şimdi yok, orada şunu diyemiyorum. Çünkü benim bu ülkeye bir borcum var, bu millete bir borcum var. Doktor oldum, vatandaş oldum, saygın oldum, itibar, imkan falan. Ama bu milleti, bir de medeniyet anlayışım var. Bir de bu medeniyet anlayışının dertleri var. Şimdi orada 1 Kasım seçimleri, ara yerel seçimleri var. İşte Avcılar'da ilçe olmuş. Avcılar'ın en iyi tanınan, en çok sevilen insanıyım, doktoruyum. Girmediğim ev yok, dahiliye uzmanıyım. İlk ve tek dahiliye uzmanıyım. En sağından en soluna, en Müslümanından en işte ateistlerin şeyine, her bir de Avcılar çok böyle şey yani, Balkan göçmeninden tutun Sivas'ına, Malatya'sına, en Sunnisinden en Alevisine kadar her kesim vardır, ama her kesiminde çok iyi diyalog kurduğu, güvendiği bir Mehmet Müezzinoğlu var. İken Refah Partisi adayı diye ara seçimler. Her taraftan Müezzinoğlu adayımız olsun. Anavatan Partisi geldi, adayımız ol. Yok teşekkür ederim. İşte Doğru Yol Partisi geldi, adayımız ol. Yok sağ olun, teşekkür, ben siyaset düşünmüyorum. Hakikaten de düşünmüyorum. DSP'den gelenler adayım yok, teşekkür ederim. Şimdi alttan alta da Refah Partisi konuşuluyor. Tayyip Erdoğan İstanbul İl Başkanı, ama o Mehmet Müezzinoğlu'nu tanımıyor. Avcı çocuklar. Mehmet Alioğlu İstanbul İmam Hatip bitmiş ve bir daha irtibat kopmuş. Ben onu takip ediyorum siyaset yaptığı için. Ama o benim Cerrahpaşa'ya gitmiş, doktor olmuş, Avcılar'a yerleşmiş. Mezunoğlu yok. Yani o 74'lü yıllardan sonra düşünün ki yaklaşık 20 yıl, 92. Avcılar'da da işte Refah Partisi iddialı. Mahallelerinde bir yoklama yaptırtıyor. Mahallelerden giden isim Müezzinoğlu kabul etse biz olur, başarılı oluruz. Tabii o zaman diyorlar ki ya Müezzinoğlu'na bir gidelim, bir şey yapalım, onu ikna ederiz herhalde. O gün işte ilçe teşkilatı açılacak. Rahmetli Erbakan Hoca, ilçe başkanımız geldi. Dedi ki ilçenin açılışına davet edin. Ve az öncesi, bir saat öncesi rahmetli babam geldi. Cuma günü, yine hiç unutmuyorum. İkindiden çıkmış geldi. Hayırdır dedim. Dedi ya hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun? Dedi Refah'tan adaymışsın. Nereden çıktı dedim. Dedi cami cemaati öyle konuşuyor, kabul etmişsin. Sen ne diyorsun dedim. Rahmetli. O çok iyi şey. Dedi valla sen bilirsin. Genelde onu hep deriz. Sen düşünür, taşın, kararını kendin ver. Sen bilirsin ama dedim. Bana sorarsan siyaset zor iştir. Yeni yeni ayakların üzerinde duruyorsun. İşine gücüne bak derin. Sen git eve rahatına bak. Siyaset düşünmüyorum dedim. Hakikaten de düşünmüyorum. Ondan sonra bir saat sonra ilçe başkanımız geldi. Dedi böyle böyle adaylığını açıklayacağız.
Dedim ben yokum. Açılışa da gelmem. İlçe binasını açılış. Ama biz sana eve misafirler geleceğiz. Dedim Tanrı misafirine kapım açık. Buyurun gelin. Ama ben adaylık falan düşünmüyorum. Erdoğan falan geleceğini bilmiyorsunuz. Hayır. Erbakan Hoca geliyor. Erdoğan geliyor. Benim eve de gelecekler. Buyurun ne diyeyim yani. Hele hele Erdoğan geleceğim diyecek ben hayır. Mümkün değil. Buyursunlar gelsinler. İlçenin açılışına gitmedim. Ha dedi gel orada sen söyle. Ben niye söyleyeyim dedim. Yani ben düşünmüyorum. Böyle bir şeyim de yok. Siz kendi aranızda ne istiyorsanız öyle yapın. Tabii sonra akşam geldiğinde eve avcıların önünde gelenleri de var. Misafirlerin arasında. Tabii o zaman Bosna hadiseleri var. Sayın Erdoğan sizi görünce kapıdan girdi. Ya sen bizim Ali oğlu değil misin dedi. Evet dedim. Ondan sonra neyse içeri girildi falan biraz. Bosna hadiseleri konuşuldu yaklaşık bir saat kadar falan. Sonra bir ara Sayın Cumhurbaşkanı'nın avcılarda seçim oluyor. Adayınız kim dedi. Oradaki gelen misafirler, avcıların önünde gelenleri müezzin ol dediler. Doktor bu iş bitmiş dedi böyle çok rahat. Ben de çok rahat. Dedim ki ya ben siyaset düşünmüyorum başkanım dedim. O da son derece, yani hala o cümledir bugün siyasette oluşumun nedeni. Biz bir arkadaşımıza bir görev teklif eder de kabul etmezse, bu nedenle bir oy eksik alırsak vebal onundur dedi, noktayı koydu ve yine diğer konuları başladı konuşmaya. Yani 11.30-12 gibi. Zehirlendiniz tabii. Evet. Allah'tan sonra. Ayrıldılar, gönderdik, uğurladık. Sonra tabii hanım da karşı, ailece düşünmüyoruz. Yani saat 12-1 neyse yattık. Ben uyuyamıyorum, hissediyorum, hanım da uyumuyor. Bir buçuk saat sonra hafif böyle yoklama tarzında hanıma böyle dedim ne düşünüyorsun? Hem bir ses, vallahi kim bilir dedi, sen bilirsin dedi. Bunlar dedi ağzı dualı insanlar dedi. Allah hayırlısını verir. Sen ne de karar verirsin hayırlısı olsun. Hanımdan da beklemediğim bir cevap. Sabah ezanı okunurken uyku falan kalmadı. Yani Cenab-ı Allah'ın tabii kader bu. Hani ben kaderimin bir kısmında az önce dedim ya, bir kapı kapanırsa binlerce kapı açılır. O eğitim dönemimde gördüm. Sonra da burada sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, göklerden gelen bir karar vardır. Yani Sezai Karakoç'un. Şimdi göklerden gelen bir karar var. Dedim ki ya bu ülkede bana Cenab-ı Allah çok şey nasip etti. Çok şeyde borçluyum. Burada da bir cümle söylendi. Hakikaten bir oy fazla alınır mı? Evet. %100 bir oy. Ve ertesi namazı kılıp gittim ilçe başkanı. Dedim hiçbir talebim yok. Size teslimim. O teslimiyet bugüne kadar geldi. Rabbim ama geri dönüp baktığımda inşallah bu ülkeye, bu millete, bu milletin medeniyet anlayışına karınca kararınca katkımız olmuştur. Ama deseniz ki siyaset mi, doktorluk mu? Gönlüm, duygularım hala doktorluk diyor. Peki. Şimdi sonra ne oldu bu seçim? Bu seçimde biz tabii 91 seçimlerinde bölgede ittifakla Refah Partisi %4,5 almış. Aha. Biz tabii 19,5 Refah Partisi, MHP, İslam Demokratları. Biz 19,5'a kadar 3. parti olarak seçimlerden çıktık ama bir defa Tayyip Erdoğan'la olan siyasi yolculuğumuz başladı. Ondan sonra işte Yenilikçi Hareket, İstanbul İl Kongresi'nde 99'da Numan Kurtulmuş'un karşısında Yenilikçi adayı, kanadının adayı olarak. Evet, evet. Zaman zaman Numan Bey'i yad ediyor musunuz o günleri? Çok fazla değil. Kapattınız o defteri. Muhtemelen ikimizde de bazı buruklar olabilir. Çünkü o kongrede bana ya çok vicdanımın acıdığı Numan Bey'den değil tabii ama kongre salonunun, kongre divanının değerleri olan bir misyon mensubunun bir başka kardeşine yapmaması gereken tabloları içimde. O da yüreğimin derinliklerinde. Neydi yani sloganlar filan?
Yani birçok şey var. Birçok şey var. O da az önceki gibi duygulanıyorum. Mevzu derin yani. Anladım peki. Ama Numan Bey'in şahsıyla ilgili değil mi? Hayır yok. Ben sonra il başkanı olunca Sayın Numan Bey'e yani buyurun birlikte siyaset yapalım bu partiye hizmet ediyorum. Yani en az 2-3 defa davet eden birebir etmişliğim olmuştur. Ve şey, partimize de evet partimize de ben neticede bir davanın mensubu, bir milletini, memleketini, medeniyetini bilen ve katkı sağlayan birikimli bir kardeşimiz. Partimize de olmasından da mutluluk duyuyorum. Evet. Bu siyaset ilginç bir iş değil mi? İlginç bir yolculuk. Evet. Yani bak bir şey kalmış galiba orada. Yani çok yok. Numan Bey şahsıyla hayır, değil. Şahsı... Tabii o tabloda çok şey var. Anladım. Çok. Peki şu 17 nolu pardon 19 nolu fotoğrafı bir alalım lütfen. Bu Çatkapı ev ziyaretlerinden biridir. Yani Sayın Başbakan değil mi o dönem? Tabii sizin evet, başkanıyım. Ben il başkanıyım. Evet. Kadıköy ilçe başkanımız Ömer Abamur Bey bir ev ziyareti Çapkapı ev ziyareti. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken sürpriz şeyleri vardı. Gece sahurla iftarları falan vardı. 20 nolu fotoğrafı bir alalım. Ha, bunu zaten almışız galiba. Bu fotoğraf. Ha, burada Sayın Binali Başbakan Hayati Yazıcı Bey İstanbul'dan. Bir... Ay, bir dakika biraz daha açar mısınız evet. Planı? Biraz Binali Bey'in evde. Binali Bey o zaman? Ulaştırma Bakanı. Öyle mi? Tabii. Bana şey gibi duruyor sanki daha hala... Ha seçimler atmosferindeyse henüz daha İstanbul milletvekili adayı. Tabii doğru. Yani fotoğrafın tarihini bilmiyorum. Çok ilginç ya. Şey Binali Bey hayli genç geldi gözlükler falan. Mehmet Sekmen arkada yani, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayati Bey orada. peki bu fotoğraftan şimdi geriye baktığınızda Sayın Başbakan'la Sayın Yıldırım'la tanışıklık. Nereye dayanır? Onu daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde idolar. Dayken. Peki. bir şu fotoğraf 21 nolu fotoğrafı bir görelim. 21 pardon. 21. Fenerbahçe'yiz. Yok. Beşiktaş. Fenerbahçe'yim. Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum. Beşiktaşlıyım ama tabii neticede Fenerbahçe, Galatasaray, spor camiasına destek olmak, onların sorunlarına yanında olmak, şu anda Bursa ve Bursa Spor'un sorunları var. Yani bir önemli olan spor dinamiklerini bu ülkede saygın, rekabetçi ama ayrıştıran, çatışan, kavgacı bir şeyden kurtarmak lazım. Affınıza sığınarak soruyorum, çok özür dileyerek. Kiloyu nasıl verdiniz? Burada biraz kilolu görüyorum değil mi? Bir defa son 7-8 yıldır bir en önemlisi akşam 7'den sonra yemiyorum. Birincisi o. Her sabah yaklaşık yani haftayı 7 gün kabul edersek en az 5 sabahı yarım saat ya yürüyorum ya yüzüyorum. Ankara'daki evin altında bir havuz var. Hava kötüyse orada veyahut da yürüyor. Bisikletle falan da görüyoruz. Bisiklet hava iyiyken, bisiklet benim çocukluğumun rahmetli babamın bana yine evladına çok böyle sevdiğim bir bisiklet vardı. Köyün karakol jandarması böyle çok bakıyordu. Satıyormuş diye duydum. Henüz ayaklarım ona yetmese bile o bisikleti istemiştim ve babam almıştı. Ya girmek istemedim ama şimdi bu kadar şeyden sonra bir saniye bulabilirsem eğer o fotoğrafı. Neyse onu bulamıyorum galiba. Bulduğum zaman tekrar dönelim. Şeye geçelim. O 22 nolu fotoğrafa bir bakalım. Pardon özür dilerim. 18 nolu fotoğrafa bir dönebilir miyiz? 18 nolu fotoğrafa. Bu babamın cenaze. Evet. Baba ölünce çocukluk biter demişler. Yani bu kadar düşkünlükten sonra çok kaç yaşındaydı rahmetli vefat ettiğini? 72. 1999 13 Şubat. Bu da 14 Şubat'ta defin şeyi. Bu Mehmet Ali Şahin'i. Mehmet Ali Şahin Bey. O Hasan yeğeni Hasan evet. Kayınbiraderin oğlu kız kardeşimin oğlu. Allah rahmet eylesin. Peki şimdi. Diğeri de kardeşimin oğlu Mustafa. Evet. 22 dedelerinin cenazesinde. 22 nolu fotoğrafı alalım yine aramızdan.
Rahmetli Erol Olçak. Erol Olçak. Ben tabii rahmetli Erol Olçak ve Mustafa Cambaz şehitlerimizin şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cambaz da hemşehrinizdi. Komşu köyümüzden de Mustafa. Ve oradan şunu özellikle Balkanlar adına söylüyorum. Balkanlardaki her insan kendisini bu milletin bir ferdi sayar. Ve Mustafa Cambaz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde haymatlos olarak bana millet adına sorumluluk düşüyor dedi ve o meydana çıktı. Bu milletin bir şehidi olarak şehit olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Maalesef. Yine Olçak kardeşimizle Rabbim mekanı cennet eylesin. Amin. Evladıyla birlikte bugün bu programı yapabilmemizin aynen, onlar vesilesidir. Rahmetli, onların hakkılarını koruyabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Cambaz da ben 6-7 sene beraber aynı kurumda çalıştım. Gerçekten sahiden de hani bir işte uzun yola çıkalım arabayı sen kullan falan dediğinde mutlaka yanına ehliyetli birini isterdi. Şundan çünkü adamın nüfus cüzdanı yok. Vatandaş olamamıştı, ehliyeti yoktu. Buna rağmen ya bu millet şey bu devlet bana kimlik vermedi falan diye başlardı ama hepimizden daha milliyetçi, evet, daha vatansever bir adamdır rağmen. Yani milli ve manevi değerler anlamında müthiş bir fotoğraf vardır Balkanlar insanının birçoğunda. Evet. Şimdi şu şeyi bir alalım. Neyi? 23 numaralı fotoğrafı bir alalım. Şimdi bu 23 numaralı fotoğraf tabii Sayın Erdoğan'la aile uzun zaman çalışma yıllarınız oldu. Edirne'den sonra niye İstanbul'a geçme sebebiniz neydi? Edirne vekilliği var 2007 yılında. İlk milletvekili. İstanbul'a geçmedim. Edirne'den sonra Bursa'ya geçtim. Özür dilerim. Bursa'ya geçme sebebiniz neydi? Ya Edirne'ye gitme sebebim ne? Belki önce onu sormalıyız değil mi? Ha yani dediler ya göklerden gelen bir karar vardır. Şimdi bakıyorum İstanbul medeniyetin başkenti. Bakıyorum Edirne medeniyetimizin aynen, başkenti. Aynen. Bakıyorum Bursa. Üç soyad ve üç farklı başkentte milletvekilliği. Bir de Edirne. Yani bu planla olmaz. Kaçak olarak girdi. Bir zamanlar kaçak olarak girdiğimiz bir yer. İlk adım attığım yer. Adım yani trenle de gelirken o Pityon uzun köprü. Oradan biliyorsunuz da şeyde otostopla. Sonra Meriç'ten kaçak gelirken o kaçak gelme tabii şeyde Meriç'i ayrı bir. Yüzdünüz mü? O yaz ayı da 9 Ağustos'du işte dize kadar veya diz altı su vardı yürüyerek ama esas o bana kaçmama yardımcı eden Yunanlı para karşılığı o yol gösteri geçtikten sonra yaklaşık o bir ağaçlık yer nehir kıyılarında olur ya ağaça dedi ki şu patikadan şu karşıdaki patikadan keçi yolu veya patika dediğimiz zaman 20 dakika yürüyeceksin arkana bakmadan. Beni geçirirken Yunan askerlerinin nöbet tuttuğu yerlerden geçtik biz. Tabii arkana bakmadan 20 dakika yürüyeceksin sonra önüne stabilize bir yol çıkacak. O stabilize yola çıktığında seni Türk askeri yakalayabilir. Şayet Türk askeri yoksa işte sol taraftan 4 kilometre yürüyeceksin bir köy gelecek oradan Keşan'a ondan sonrasını kendin bilirsin dedi. Şimdi tabii o 9 Ağustos o sıcakta yerde kurumuş yapraklar var. Ve sağını solunu göremiyorsun. Yalnız o patikadan yürüyorsun böyle. Ama her attığın adımın arkasından o yapraklar sanki arkandan bir başkası yürüyormuş intibanı veriyor. Ve arkaya baksan ense kökünden sanki biri silah hap patladı hap patlayacak. Ha bir Yunan kurşunu geldi gelecek. O 20 dakika tabii çok farklı bir yer. Niye arkaya bakmıyorsunuz? O öyle dedi. Arkana bakmadan 20 dakika. Şimdi o psikolojide ben de hani bir Yunan askeri gördüm ya geçerken. Aha. Onların zaten bilgisi olmasa yani, anlaşmalı geçiriyor ama. Aha. Anlaşmalı geçirirken tık diye bir sıksa ne olacak? Kimsenin bir şey deme şeyi yok. Neyse de kaçak geçiyorsun. Doğru. Tam böyle daha yolu görmeden dur hemşerim diye bir ses duydum. Türk askeri ellerini kaldırdı. Ondan sonra üzerimize aradılar. Ne hayırdır böyle. İşte nezarete 4 gün Edirne'de bir gece İpsala'da. Sonra 4 gün Edirne'de nezarette kaldıktan sonra işte İstanbul'a. Sonradan da haymatlos dünya vatandaşı 3,5 yıl.
Yani Mustafa Canbaz'ın benzer durumunda ben 3,5 yıl kaldım. Vatandaşlığı üniversite çağlarını yaşadım. Yok, ihtisasımı yaparken. İhtisas yaparken. İstihdam yaparken Haymotlu'stum. Vatandaşlığı ihtisasım bittikten yaklaşık 1,5 ay sonra, o da istisnai kadrodan. Şimdi bazen işte bu futbolcular falan istisnai ayrıcalıklı statüyle alınır ya. Öyle burada da Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Profesör Alaaddin Yavaşça hocam bizim Haseki'nin başhekimiydi. Ben vatandaşlara müracaat ediyorum. 6 ay sonra red geliyor. Tekrar müracaat ediyorum. Gene gerekçelerle. Gene red geliyor. Evliyim. 2 tane çocuğum var. Bu doktorluk yapmam lazım, geçinmem lazım ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar doktorluk yapamıyor. Yabancı uyruklu olarak ihtisas yapıyorum, maaş vermiyorlar, kaçak çalışıyorum. Eyvallah. Sağda solda bütün zorlamaları şey olarak yapıyorum. Torpil buluyorum, torpil sökmüyor işte bakana kadar gitsek bile diyorum. Ama orada da bir Ganimet abla diye bir ablamız dosyamı çıkardı. Dedi İçişleri Müsteşar Yardımcısına götüreceğim. Dedi ki doktor bey dedi gene red için Bakanlar Kurulu'na yazınız yazılıyor dedi. Kırmızı çizilmiş. Peki abla dedim ya bunun bir kolayı yok mu? Müsteşar Yardımcısı olmazları saydı bana. Abla bir kolay var dedi. Senin dedi başhekimle aran nasıl dedi. Çok iyi dedim, çok sever beni. Başhekiminden dedi bu doktor bize lazım diye bir yazı alabilir misin dedi. Alırım dedim. Tamam dedi, hiç uğraşma dedi. Git o yazıyı al. Sonra evet, müsteşarı odasına götürüp dosyayı hiç dinlemiyorum zaten. O neden olmayacağını sayıyor bana. Peki teşekkür ederim dedim. Çıktım geldim hemen Alaaddin hocamıza. Hocam dedim böyle böyle git dedi Recep'e. Nasıl yazı istiyorsan öyle yazdır getir dedi. Çok sonra diyen gelmeden sonra... Yani onun için umutsuzluk yok. Yok, umutsuzluk yok. Sizin hikayeniz özellikle hakikaten tam bir umut hikayesi. Peki 24 nolu fotoğraf bir gelsin. 40. yılı tamamladığınız hanımefendi. Hep gider misiniz beraber? Genelde biraz böyle tabirim de şudur, çanta gibi hep hanım yanımdadır. bir miting selamlaması bu. Bizim o ilk dönem Kazlıçeşme mitinglerimiz. Hele hele o 2002 seçimlerindeki Kazlıçeşme mitingi. Sayın Erdoğan mı sol baştaki? Hayır, Erdoğan'ı bekliyoruz daha. Ha, onlar bizim teşkilattaki arkadaşlarımız. Benzettim. Evet. Eski Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Geçmen, Murat Bey, Zeytinburnu Belediye Başkanımız. Bunlar yine Mustafa Demir galiba şu tam yarı görülen Fatih Belediye Başkanı. Diğerleri de bizim eski belediye başkanımız. Şimdi bir yerde bunu izlemeden geçmedim. 25 yılı videoyu da bir alalım Hakan. O da hayli ilginç bir video. Şimdi bir dakika bir duralım. Dursun. Bursa'da bir parti seçim çalışması esnasında CHP ilçe teşkilatını sanırım ziyaret ediyorsunuz. Bir oynatalım. Nerede ilçe başkanı? İlçe başkanı. Eczane işleri. Kapalı mı CHP? Kapalı. Ya işte CHP böyle ya. Kapalı diye ondan sonra niye vatandaş bize oy vermiyor? Şimdi burada. İlçe kapalı. Bak karışma. Sonra da diyorsun ki Bursa milletvekilimiz. Şimdi Erkan kardeşime tabii burada bir haksızlık olmasın. Erkan ben tam bu Harmancık ilçesi Bursa'nın dağ köyleri bölgesinden tam arabaya bindim. Erkan beni konuşurken aramıştı. Döndüm. Dedim işte bir sorun söylüyor. Neredesin dedim. İstanbul'dayım. Ben Harmancık'tayım dedim. Ondan sonra tam Harmancık'tayım derken bak dedim CHP'nin önünden geçiyorum. Dedi ki ya ben arkadaşlara söyleyeyim sana bir çaylarını iç dedi. Hı. Tamam dedim hemen iniyorum çaylarını içmeye. Tabii çok da sabahın erken saatinde bir ufak bir ilçede ilçenin kapalı olması normaldir. Ama böyle bir tevafukken Erkan kardeşim kontrpiyede kaldı. Biz de sanki fırsattan bir gol atmış gibi olduk ama. Öyle olmasın diyorsunuz. Hakkaniyetli bir şey olsun. Şimdi son bir arayı verelim. Aranın sonrasında şu geçtiğimiz günlerde bir evet hayır vicdan açıklamanız vardı. Biraz biyografiyi burada bitirelim. Zira
yıllardır AK Parti'nin içinde siyasetle uğraşmış. Eğer bir arkadaşımız, bir oyumuz eksik çıkarsa, arkadaşımız bunu kabul etmediğinden dolayı, ağır sözünden dolayı siyasete girmiş. Yıllardır bu teşkilatın, bu yapının içinde olan biri olarak bu evet hayır meselesinde kafa karışıklığı yaşayan, AK Partili de olabilir, olmayabilir veya hayır konusunda kafa karışıklığı yaşayan, biz de izleyen seyircilerimiz adına şu evet hayır meselesini bir konuşalım isteriz. Bir araya gidelim. Tamam. Son bir ara daha, sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Sayın Bakan Vezinoğlu'yu ağırlıyoruz ama bakanlık öncesindeki yatan hikayeyi şu son bir buçuk saatte sahiden zaman zaman duygulanarak, şaşırarak, zaman zaman evet ya kader işte böyle bir şeymiş denilerek dinlediğimiz ilginç bir hikaye. Bu hikayeyi bir fotoğrafla tamamlamak anlamlı. Zira yıllar önce okumak için yeri geliyor bir kaçak gibi. Yeri geliyor otostopla, yeri geliyor babaya rağmen çıkıp gelinen bir köye, sonra yanında ülkenin başbakanıyla beraber bakan olarak gitmek. 26 nolu fotoğrafı bir aralım. Herhalde keyifli bir iş olsa gerek. Burası Gümülcine mi? Bu Gümülcine. Burası Gümülcine. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Batı Trakya'ya giden ilk ve tek başbakan. Bir daha da başbakan oldu. Sıfatıyla giden olmamış. Batı Trakya'ya giden. Köyünüzü gezdirdiniz mi? Köyümüze gelen ve o fotoğraf, herhalde çok fotoğraf var ama kayınpederin, kayınvalideki, şu anda onlar orada yaşıyorlar. Gerçi şimdi İstanbul'dalar ama onun evinde misafir ettiğimiz Gümülcine sokakları. Keyif derken burada Batı Trakya, Balkanların sokaklarında iki defa, hani bazen dolu dolu sevinçten ağlasam, acıdan, hüzünden, kederden ağlasam dediğim iki fotoğraftır. Biri Makedonya fotoğrafıdır, biri de bu fotoğraftır. Burada hüzünle mutluluğun, acıyla burukluğun, keyifle, sevinçle yüreğinin cız ettiği ne hissedersin orada? Çünkü bu topraklarda doğmuşsun, bu sokakların çocuğu olmuşsun ama bu sokaklarda gelecek görememişsin, ceketi alıp gitmek zorunda kalmışsın. Şimdi oraya pasaportla gidiyorsun veya 18 yıl hiç sokulmamışsın. 18 yıl rahmetli dedelerin falan vefat ettiğinde cenazelerine bile gidememiştim. Dolayısıyla ama sonra da anavatan dediğin ülkenin başbakanıyla gidebiliyorsun. Müthiş bir karmaşık duygu. Sevinç var, hüzün var, acı var, bulurukluk var, mutluluk var, varolu var. Ama bunu tabii... Sizden önce bakan var mı Gümülcine'den bu topraklarla? Yok. Cavit Çağlar var. Ama o burada doğumlu. Yani Şükrü Şen. Onunla da bir iki yıl önce gittiğimizde onun da şeyine, mahallesine gittik. Tabii burada en çok mutlu olduğum veya işte bir anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyla Batı Trakya'ya gitmek, hemşerilerimizle buluşturmak, kendi doğduğum köye götürmek, oralarda onu paylaşmak müthiş bir şey. Ama tabii burukluk kısmı da ayrı. Bir de Makedonya fotoğrafı var. O gelsin, 27 nolu fotoğraf Makedonya gelsin. Fotoğrafı var. O da bu fotoğraf 2000 yılı, 2000 yılının Haziran ayı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın cezaevinden çıkalı bir yıl kadar olmuş. Ömür boyu siyaset yasağı var. Siyaseten hiçbir sıfatı yok. Ve bir akşam dedi ki, ya doktor hadi senin böyle topraklara gidelim. Makedonya'ya gittik, Üsküp. Kalkandelen'de, Harabati Baba Tekkesi'nde 7 gece bu 17 kişilik bir grupla Ömer Çelik, Ekrem Erdem'i görüyorum, Hayat Yazıcı'yı görüyorum. Yani Hüseyin Besli burada. Hüseyin Besli. Evet, Ahmet Ergün Bey var. Orada Makedonya'dan arkadaşlarımız var. 7 gün o tekkeye ne yapmaya gittiniz? Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi insanına, kendi değerlerine, kendi medeniyet coğrafyasına öyle bir şey hissettim ki bazen kendimde hani utanasım geldi. Sabah namazı 7 gece 8 gün.
Arnavut köyü, Müslüman Arnavut köyü, Türk köyü, o zaman imkanlar yok, araba zor buluyoruz ama gezmediğimiz mahalle, gitmediğimiz herhangi bir Türk veya Müslüman bölgesi kalmadı. Toz toprak içinde oralarda ve o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, ki bu kişinin o gün siyaseten bırak herhangi bir sıfatı olması, olma ihtimali yok. Ömür boyu siyaset yasağı var. Ama ona rağmen o hiç benim medeniyetime ait nerede bir taş var, nerede bir eser var, nerede bir insan var, nerede bir şey var. O gün ve o ziyarette ben bazen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara takılırım. Ya siz Atatürkçülükten geçiniyorsunuz. Ama Atatürk'ün vizyonu sizde hiç yok. O der ki muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki bir hedef. Şimdi Manastır'da İdadiye'de Atatürk'ün okuduğu İdadiye'yi muhtemelen ilk giden veya tek giden başbakandır Recep Tayyip Erdoğan. Orada şunu merak ediyorum şimdi. O zamanlar siyasi yasak şu bu filan. Ona rağmen Arnavut köylüler, Türk köylüler, Makedon köylüler ziyaret niye yani? İşte ama o bir dertli olmak. Burada benim eski medeniyetimin coğrafyası, benim burada insanım var, kardeşlerim var, eserim var, camim var, mezarlıklarım var, köprülerim var, tekkelerim var. Ki orada Harabeti Baba'da tekke vardır, o tekkede. Yani kim varsa, ne varsa, hangi eser varsa, sabah namazında başlıyorduk. Yatsı namazından sonra yorgun argın dönüyorduk ama müthiş bir misafirperverlik, müthiş bir sevgi, her taraftan izzet, ikram ve benim en unutamadığım Makedonya gezisidir. Ve oradan gelirse Mustafa Paşa Camii'ne gittik. Yine Mustafa Paşa Camii'nin defterine yazdığı yazıyı müsaade ederseniz, tabii, vakit varsa, 16 Haziran 2000 Mustafa Paşa Camii. Türkiye'den 17 kişilik bir özel heyetle Makedonya'yı ziyarete geldik. Tarihimizi gördük. Tarihimizin geçmişten geleceğe taşıyıcısı mümin kardeşlerimizi gördük. Heyecanımız sonsuz. Sevdamız sonsuz. Hele hele Cuma namazındaki hazzımızın ifadesi zor. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ya Rab, birliğimizi, beraberliğimizi ziyade eyle. Gücümüzü ziyade eyle. Mazlumlara, mağdurlara yardım eyle. Ya Rab, bizi bize bırakma, yalnız koma. Bizleri yalnız koma bizleri. Hı hı. Nurunu bizlerden esirgeme. Bu muhteşem eserin banilerine rahmet eyle. Vatandaşlarına güç, kuvvet lütfeyle diye bir şey var. Dolayısıyla vay, bu metin de zaten hangi dertle oralarda olduğunu, değil mi? Kendi el yazısı, altta da görünmüyor, imzası var. Gerçi çıkabilse görecek. Hı-hı. Ben o nedenle Sayın Cumhurbaşkanım, Selanik'teki Atatürk'ün evini ziyaret eden ilk başbakandır. Batı Trakya'ya gelen ilk başbakandır. Hiç siyasi bir sıfat taşımadığı halde Balkanları köy köy gezen ama bugün Balkanlarda dünyanın değişik coğrafyada neden bu adam bu kadar seviliyor derken tarlada izin olsun ki harmanda yüzün olsun diye bir söz vardır. Her karış bu coğrafyanın bir mazlum ve mağdurların olduğu her coğrafyada nın tarlasında mutlaka izi vardır. Günü gelince de duaları Rabbim azaltmasın. Amin. Şimdi 29 nolu video ile bir evet hayır meselesine bir girelim. Süremiz de bitiyor. Bunlar da sahiden ilginç anılar. Evet. Evet demek vicdanımızın gereğidir. Hayır demek de vicdanımızın sesidir. Ama hayırda da evette de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi bir kalpte ki sevda olmaz. Bir kalpte bir vicdanda hem evet hem hayır olmaz. Bir şeyden dolayı bunu tercih etmemiz lazım. Biz burayı tam anlamadık. Ne kastettiğimizi. Şimdi şöyle, yani tabii bazı vicdanlar hayırı, yeter ki vicdanının sesini dinle. Yani ben hayır diyen kardeşime hiçbir şey demem. Vicdanının, aklının gereği hayır deme ihtiyacını veya analizleri derlerim hayır. Ama
bir de hayırcılık yapanlar var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi, başta Sayın Kılıçdaroğlu, hayırcılık kampanyasında bir dedim ki milletten korkuyorlar. Milletin geleceğiyle ilgili dertleri yok. Milletin sorunlarını, sıkıntılarını çözmekten yana duruşları yok. Ve bu nedenle hayırcılık yapıyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenlerini, hayırcılıklarını vicdani bulmuyorum. Onlar vesayet anlayışının bir gereği. Ama normal Cumhuriyet Halk Partili, şu partili, bu partili. Ya değerlendirme yaptı, elini vicdanına koydu, aklıyla analiz yaptı, hayır demek istedi. Onun başımın üstünde yeri var. Çünkü bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi, milletin kaderiyle ilgili bir hadisenin, millete gidişinin önünde duruyor olması zaten milletten korkmasının bir şeyidir. Niye gidişe engel oluyorsun kardeş? Neticede sistemle ilgili bir sorun var. Sistemle ilgili bu sorunun oluşmasının da bir numaralı müsebbibi sensin. Neden? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini engelleyen, sonra da Cumhurbaşkanının halkın yani Cumhur'un seçeceği bir sisteme gidişin vesilesi olan Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla şayet bir sistemde sistem kargaşası oluştuysa bunu çözmek siyasetin görevidir. Buna çözüm üretmede katkı sağlamak da bütün siyasi partilerin görevidir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiriyorum. Niye? Bir sorun var. Bu sorunun gitmesi gereken yer adres. Adres millet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Başbakanımız Kılıçdaroğlu'nun Ağustos ayında şunu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, biliyoruz Cumhurbaşkanlığı veya başkanlık sistemine karşısınız. O zaman parlamenter sistemle ilgili önerinizi getirin ve biz halka gidelim, halktan korkmayalım. Halk hangisini istiyorsa, ister ona, ister buna tercihini yapar. Ama halka gidişin karşısında duruyor olmak, halktan korkmaktır. Halkın kaderiyle oynamaktır. Sistemi kilitlemektir. Milletin bedel ödeyeceği, ödediği, ki biz geçtiğimiz 50 yılda milletin çok ağır bedeller ödediği süreçleri yaşadık. Dolayısıyla ama şayet Cumhuriyet Halk Partisi burada halka gidişin önünü açsaydı, gidişe destek olsaydı veya bu gidişe kendi önerilerini de koysaydı bugün hiç bu gerilimler olmazdı. Son birkaç dakika. Herkes milletin vicdanına anlatırdı. Size şunu sormak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin vicdanına konuşacağı bir şey yok. Bu şeyden sonra özellikle son işte iki aydan az bir zaman kaldı. Bunu siz de yayına girmeden önce AK Parti milletvekili Sayın Mahir Ünal'dan sordum. Aynen soruyu size intikal etmek isterim. Şu, şimdi nihayetinde diğer seçimlere 2012 Eylül referandumuna göre kısmen daha teknik bir oylamaya gideceğiz. Dolayısıyla çok da normaldir ki mahallenin muhtarında, imamında, bakkalında, esnafında niye evet niye hayır diyeceğine, bu bir asgari ücret gibi bir şey değil ki uzmanlık alanınız, bakanlığınızla ilgili bir mesele. İşsizlikle ilgili bir mesele değil. Maaş zammıyla ilgili, petrole akaryakıta gelecek indirimle ilgili bir vaat, başka bir şey. Dolayısıyla yalınlaştırmaya muhtaç bir şey. Bu yalınlıkla yani her an halkla temas etmeyi, kendinizle ilgili intibayı da halka sormayı seven ve bunu da bilen biri olarak bizi dinleyen bu seyircilerimize çok yalın ve basitleştirerek evet biliyoruz ki bu süreçte evet diyeceksiniz. Evet demesini istediğiniz insanlar niye evet desin? Bir defa milletin geçtiğimiz 50 yılda zaman zaman ödediği çok ağır bedeller var. Geçmiş 50 yılda özür dilerim. Bir tane bir ama, şey olsun. Geçmiş 50 yılda bununla karşılaşmış olsun da evet derse bir daha karşılaşmayacağına vermez. Şimdi bakın az önce bir şey söylediniz. Mahallenin muhtarı dediniz. Devam edelim. Mahallenin muhtarı, ilçenin belediye başkanı, ilin belediye başkanı, büyükşehirin belediye başkanı, Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Mahallenin muhtarı mahalleyi bölüyor mu? Mahallenin muhtarı CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partisi, şusu busu mahallenin muhtarı mı? Mahallenin derdini, dert ediniyorsa gelecek seçimde yine gidiyor mu? Bitti. Mahallenin muhtarı Ahmet. Geldi ilçe belediye başkanına. İlçe belediye başkanını şayet 3 tane partiden
hangisi toplam olarak %50'yi geçer de çoğunluk sağlar, bunların içinde bir belediye başkanı seçilir desek, o belediye başkanı hakikaten ilçede belediye başkanlığı yapabilir mi? Bir parti %30 aldı, öbürü 36 aldı, diğeri 30'la 36 yan yana geldi, aralarından bir belediye başkanı çıkartacaklar. Ya dönüşümlü diyecekler, ya sen yardımcı de. Bu olur mu? Bunun bir, dolayısıyla aynı şekilde 80 milyon vatandaş, 58 milyon seçmen. %50'den fazlası önümüzdeki 5 yıl süresince beni cumhur olarak başkan filan, ondan hizmet bekliyorum, onun vaatlerini dinliyorum, onun önerilerini, vaatlerinin sonucunda 5 yıl sonra benim karşıma geldiğinde yapıp yapmadığının hesabını soracağım. Yaptıysa hadi kardeşim devam et diyeceğim, yapmadıysa da hadi güle güle kardeşim. Yok koalisyon kuruldu mu kurulmadı mı, parti ikiye bölündü mü bölmedi mi, parti içinde gruplar var da şemsiye partiler çıkacak mı çıkmayacak mı filan, grubun hesabı şu oldu. Yok ya. Bütün bu hesapları, çünkü icraate ihtiyacımız var, dünyayla yarışa ihtiyacımız var. Ve düşünün bizim, yani AK Parti en iyi dönem. Yani millet çünkü hep iktidar verdi, güçlü iktidar. Ona rağmen parti kapatma davasından tutun, işte meclisi engellemeleri, tuzaklar, şeyler, dünya kadar fırtına. Ya bugün Türkiye normal bir kargaşasız sistemle gitseydik, bugün bizim ekonomimiz en az %20 daha iyiydi. Peki bedelini kim ödüyor? Sorun çıkaranlar mı? O zaman millet elini bir, ha o kişi de milletin en az %70-80'ini mutlu etmek zorunda ki gelecek dönemde. Ülkeyi büyütmek zorunda. Ekonomiyi, istikrarı, güvenli bir yapıyı devam ettirmek zorunda. Dolayısıyla mahallenin muhtarına nasıl destek veriyorsa, belediye başkanını nasıl görüyorsa, İstanbul, İzmir, Ankara, Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl 5 yıl, 5 yıl sonra bir daha geldi, yüzün var kardeşim hadi gel, yüzünle hangi yüzle geldin kardeşim hadi güle güle git. Yani dolayısıyla milletin kafasını karıştırmaya gerek yok. Bakın bu son 20 yılda Tansu Hanım'ı millet başbakan olarak mı seçti? Yani kimseyi şey ama Mesut Bey millet başbakan olarak mı seçti? Yani bir sürü Kemal Derviş getirildi, başbakan hesabı yapıyor. Ya bunlar millete bedel ödetiyor. Bu milli iradeyi de zedeliyor. Milli iradenin hak ve hukukunu da korumuyor. Cumhur, en büyük vicdan kim? Cumhur'un vicdanı. 58 milyon seçmenin içinde genç kızlarımız, delikanlılarımız var mı? İş arayan gençlerimiz var mı? İşsizim diyen vatandaşımız var mı? Hastamız, engellimiz, yaşlımız, 118-120 yaşında ninemiz, dedemiz var mı? Hepsi var. Kim ne var? İşte demokrasinin vicdanı var. Demokrasinin vicdanı diyor ki, ey başkan, hadi buyur, 5 yıl sana görev verdim. Ekibini kur, senden hizmet bekliyorum. Ey parlamento, hadi kardeşim sana 5 yıl görev verdim. Başka yasaları de adam gibi bu ülkeni daha çağdaş, daha modern, ikide bir birbirinin ayağına çelme takan, hangi iş tüzükle önünü kessek, hangi tuzaklarla kargaşa çıkartsak, milletin kürsüsünü işgal etsek, ya yakışmıyor bunlar, geçelim. Hiç. Yetkiyi millete verelim, millet cumhur olarak başkanını seçsin. Böyle çok teknik şeye de gerek yok yani. Peki, tekniğe boğmayalım. Çok da yalın oldu zaten. Evet. Çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için. Gerçekten sürem biliyorum taştı son birkaç cümle. Çok içinde örneklendirici. Bugünlerde hayatın muhtelif sebeplerinden dolayı belki umutsuzluğa düşmüş pek çok insan içinde müthiş bir umut hikayesiydi, hayat hikayesi. Çok teşekkür ederim bununla bizlerle. Ben özellikle bu hayat hikayemin bu kadar anlatılmasından şahsım adına değil ama şahsımdan gençler adına 3 cümle söylemek istiyorum. Hı. Gençler ne olur 1- öz değerleriniz olsun. 2- öz saygınız olsun. 3- özgüveniniz olsun. Bunlar çok diplomadan daha değerlidir. Çok daha diploma anlamlıdır ama özler milletinize ve kendinize ait dürüst olmak, güvenlik olmak, çalışkan olmak. Büyük bir milletin, medeniyetin mensubusunuz. Özlerleriniz olsun. Öz saygınız olsun. Kendinize yalan söylemeyin. Bir de özgüveniniz olsun. Başınız dik, alnınız açık. Ondan sonra bütün diplomalar sizin yardımcınızdır. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağlıklı gelecekler diliyorum. Hepimize. Kapatıyoruz akılda kalanı. Bir başka önümüzdeki hafta kısmı yine akılda kalanda huzurlarınızda olacağız. Önümüz hafta sonu, hafta sonunda iyi haberler alacağınız güzel, keyifli bir hafta sonu olsun. Bu yayının
sizlere evlerinize, iş yerlerinize, cep telefonlarınıza ulaşmasında emeği katkısı olan tüm arkadaşlarım adına iyi bir gece dilerim efendim. Hoşçakalın. Yönetime el koyma konusunda.